Ben geldim Samim. Gel Samim gel. Hocam yoksa kendinizi yok mu ettiniz? Buradayım Samim, buradayım. Ama hocam ben hala göremiyorum sizi. Gel Samim gel, biraz daha ilerle. Hocam oradasınız. Hocam. Ey bay! Korkma Samim, benim. Hocam nereden çıktınız öyle birdenbire? Göremedim. Tavandaydım. Tavanda mı? Yoksa bir şey mi kaybettiniz hocama? Yok Samim. Yani medyanın dikkatini çekme çalışmaları yapıyordum yine. Hani medya böyle tavanda yürüyenlere falan prim tanıyor ya. Ben şimdi tavanda asılıyken şarkı söylemeye çalışacağım. Gelmek ister misin? Düet yaparız. Daha dikkat çekici olur. Teşekkür ederim hocam. Artık tavana çıkmanıza falan gerek yok. Ben bugün buraya niçin geldim? Bilin bakalım. Nereden bileyim Samim? Biz ninjalar boş zamanlarında müneccimlik yapan kimseler değiliz. Hocam müjdeler olsun. Yani iyi olacak. Rahatsız kimsenin doktoru ayağına gelirmiş. Bizim evde medya var hocam. Sizi ona söylemeye geldim. Evinizde medya mı var? Evet, hem de paparazzi. Yani çağırırız, hemen geliverirler hocam. Paparazzi mi? Hı? Ama onlar bu işe bakmaz ki Samim. Yani onlar için ünlü birini dövmek lazım. Gerek yok hocam. Yani bütün gün bizim evden karşıdaki başka bir evi izliyorlar. Adamlar bizde kalıyorlar yani. Ben sizin için özel bir çekim ayarlarım hocam. Bu hareketin dövüş severi mutlu eder Samim. Yalnız benim dikkat çekici bir numara bulmam lazım. Hocam işte tavanda yürüyorsunuz ya. Onu üşendiğimden yapıyorum Samim. Yani tavanda yürümek çok klasik bir numara. Zaten Saadettin Teksoy'un programında başka bir ninja yapmıştı bunu. Ama çok zor bir numara hocam. Yine de ilgi çeker yani, emin olun. Türkiye artık tavanda yürüme olayına doydu Samim. Reha Muhtar bile iki kez üst üste çıkardı televizyona. Boş ver şimdi. Al sen şu parayı, bana biraz mangalla kömür al da gel. Bunda mı hocam? Hadi Samim hadi, uzatma. Üstüyle de kendine bir şeyler al. Ya hocam siz bu mangal falan yoksa medyaya yemek falan mı vereceksiniz? Yemek mi? Ne yemeği Samim? Köz halindeki kömür üstünde yürüme numarası yapacağım. Ben bu akşam biraz çalışayım, yarın çağırırsın gazetecileri. Hadi bakalım. Vay be, köz halinde ha? Hocam benim ya. Oy os Niyazi. Çekil şuradan çekil. Çocuğumu kurstan almaya geldim. Boşa kostaklanmayın Ninja Bey, kararım kesin. Nasıl yani... İyi de yenge, şimdi Niyazi henüz ham bir ninja. Eğitimini yarım bırakırsanız yalpalar bu bünye. Aniden kapağı açılmış gazoz gibi havası kaçar. Ben anlamam. Kaç aydır gelip gidiyor, mayına basmış eşek gibi böbrekten başka bir şey bildiği yok. Asıl da balade. İşte bu. Bütün gün evde bağırıp duruyor. Ne işe yarayacak bu? Ya, bu bir konsantre çığlığı yenge. Yani gerçi Niyazi yanlış öğrenmiş ama önemli değil. Düzeltiriz. Ben oğlumu tekme atsın diye getirdim sana. Yoksa ben de bilirim bağırtmasını. Bizim de bir müfredatımız var yenge. Yani ona göre ilerliyoruz. Zamanla tekme atmayı, yumruk atmayı falan da öğrenir. Halt etmişsin sen. Komşunun oğlu 2 ayda kara kuşağa geçti. Bu da ağzıyla şişe bile açamıyor. Verdiğimiz paraya yazık ayol. Lütfen yenge. Yani gazoz açacağınız yoksa ben size bulurum bir tane. Geçin. Yani oğlunuzun eğitimi sürsün. Yani... Siz de göreceksiniz oğlunuzun yakında ne kadar güzide bir dövüş sanatkarı olduğunu. Peki senin bu müfredat dediğin şeye göre neler öğreteceksin bakalım? Vallahi kaz tekmesi, işte sarmaşık kilidi, kaya cinsleri, tabii dinjalık tarihi. Niye sordunuz? Bir de bana çocuğu kurstan alma diyorsun. Niye maymun çelmesi yok sende? Maymun çelmesi mi? Sokaktaki çocuğa maymun çelmesi öğretilir mi yenge? Ya aşağı mahalledeki kurs bu sene o tekniği öğretecekmiş. Yanlışınız var yenge. Bakanlık yasakladı o çelmeyi. Yani bugün cumhuriyet ilkelerine bağlı hiçbir kursta maymun çelmesi öğretilmez. Yani sizin bahsettiğiniz herhalde izinsiz bir kurstur. Laf bunlar. Hem 2 aydır kuru çığlıkla bizi oyalıyorsun hem de maymun çelmesini bile öğretmiyorsun. Niyazi yürü oğlum. Yürü çocuk. Hanımefendi bir dakika. Sayın Veli. Ya bakın ben ünlü bir ninjayım. Yani medya bile benimle röportaj yapmak için randevu istiyor. Ya bari geçen ay taksitini verseydiniz ya.